Şimdi jinekolojik kanserlerde ameliyat kararı vermeden önce hastanın genel muayenesinin çok dikkatli bir şekilde yapılması gerekiyor. Öncelikle jinekolojik kanserlerde hangi ameliyatın yapılmasına karar vermeden önce gerçekten ameliyat gerekiyor mu, gerekmiyor mu? Ameliyatın alternatif tedavileri var mı? Bunu mutlaka ortaya koymamız gerekiyor. Daha sonra da tabii ki jinekolojik kanserin tipine göre, hani jinekolojik kanserler nelerdir? Rahim ağzı, rahim, yumurtalık kanseri. Bunlardan hangisi olduğuna göre tedavi planımızı seçeceğiz. Ama ameliyat kararını verdikten sonra şunu çok önemli. Ameliyat kararını mutlaka ameliyat sonrası olası tedavilere göre vermemiz gerekiyor. Örneğin, hasta ameliyattan sonra ışın tedavisi alacak mı? Hastanın ameliyattan sonra ışın tedavisi alma olasılığı nedir? Kemoterapi alacak mı? Buna göre ameliyat kararımızı vermemiz gerekiyor. Örneğin, bir rahim ağzı kanserinde hastanın ameliyat sonrası ışın tedavisi alma olasılığı çok yüksekse, belki de o hasta hiç ameliyat etmeden direkt ışın tedavisine yönlendirmek gerekebilir. Ya da tetkiklerinde örneğin şüpheli lenf nodları var. O lenf nodlarının tanıya ihtiyacı varsa ameliyatı sadece lenf noduyla kısıtlamak gibi yöntemler seçebiliriz. Örneğin rahim ağzı kanserinden bahsedelim. Rahim ağzı kanserinin tedavisi sadece cerrahiyle yapılabileceği gibi sadece radyoterapiyle de yapılabilir. Hangi hastada hangi tedavinin seçileceği mutlaka ameliyat öncesi detaylı incelemeyle ortaya konulmalıdır. Ve ameliyat sonrası radyoterapi alma olasılığı %15-20'den daha yüksekse belki de bu hastayı hiç ameliyat etmeden direkt radyoterapiye yönlendirmek bir seçenek olabilir. Ya da örneğin rahim ağzı kanseri teşhisi konmuş bir hastada yapılan incelemelerde şüpheli lenf nodları varsa öncelikle o lenf nodlarının cerrahisiyle başlanmalı. Gerekirse ameliyat ortasında ya da ameliyat sırasında patoloji çalıştırılmalı ve eğer bir lenf nodu metastazı, yani hastalığın lenf noduna yayıldığı ortaya çıkarsa belki de ameliyatı orada sonlandırmalı ve hiç primer tümöre, yani rahim ağzı tümörüne dokunmadan ameliyatı sonlandırıp hastayı direkt ışın tedavisine vermek gibi bir yola girilmeli. Dolayısıyla birçok yol var. Jinekolojik kanserlerde ameliyatı planlarken hangi kanser olduğuna ve ameliyat sonrası tedavi, yani radyoterapi ve kemoterapi seçeneklerini daha ameliyat olmadan masaya yatırmalı. Gerekiyor ise diğer branşlardan da o sırada fikir alınmalı ama eğer bir jinekolojik onkoloji uzmanı değerlendiriyorsa hastayı, bu kararların çoğunu zaten kendi kendine verebiliyor olacaktır.